Evet, bugün Ankara'mıza çok anlamlı bir günde beraberiz. Fuar açılışımıza Us Fuarcılığın öncülüğünde Ankara Kuaförler Odası, Ankara Berberler Odası ile beraber çok güzel bir fuarımızın açılışı için bugün buradayız. Gerçekten daha açılış olmadan güzel bir kalabalık burada. İnşallah biraz sonra protokolümüze geliyor. Açılışımızı da yapacağız. Ankara'mıza, Türkiye'mize şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Çünkü bizim için çok önemli. Ankara'mızda böyle güzel bir fuarın oluşu, Ankara'da oluşu, başkentte oluşu gerçekten anlamlı bir gün. Ben bütün katılımcı firmalarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Us Fuarcılığın genel müdürüne, başkanına, sahibine de teşekkür ediyorum. Ankara Kuaförler Odamıza da teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice başarılar hep beraber imza atarız inşallah. Teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Sağ ol. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz İsa Bey fuarımıza. Teşekkür yine ederiz, bir güzellik fuarında beraberiz. Çok beğendim, çok başarılı bir iş çıkmış. Biraz sonra açılış da olacak, hayırlı evet, olsun. Mansur Başkanımızı bekliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Gerçekleştirmek için. Ben sizlerin öncülüğünde öncelikle Ankara Kuaförler Odası'na, Ankara Berberler Odası Başkanımıza, tüm yönetimine, bizlere destek olan tüm STK'lara teşekkür ediyoruz. Ankara'mıza yakışır, başkentimize yakışır bir organizasyon yapmak için çok büyük çabalar sarf ettik. Şimdi perde açıldı. Esnafımızı bekliyoruz. Ankara halkımızı bekliyoruz. 3 gün boyunca dolu dolu eğitimler, ücretsiz etkinlikler olacak. Herkesi fuarımıza bekliyoruz. Hayırlı olsun, başarılar dileriz. Arkadaşlar, konuşmaların ve açılışların yapılacağı yer burası. Şu an ziyaretçiler hazır bekliyorlar. Kameraman arkadaşlar çekimi bekliyor. Biz de arka planla detay çekeceğiz tabii ki. Çok daha fazlasını fuar alanına geldiğinizde bulabileceksiniz. Esnaf olanlarımızın desteklediğiyle Us Fuarcılık Odası'na hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu toprakları vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı için ayağa davet ediyorum. Kıymetli protokol üyelerimizi ve yetkililerimizi açılış kurdelesini kesmek üzere sahneye davetimi arz ederim. Odalarımızın her yıl yaptığı fuarların en son yılısında sizlerle birlikte olduk. O kadar güzel bir açılış yapılmış ki hem Cumhuriyetimizin 100. yılını andılar,
şanlı bayrağımızı her zaman kalplerimizi işliyorlardı. Şimdi kafalarımızla işlemiş oldular. Gayet güzel olmuş. Ama bu arada da çok değerli bir mesaj verdiler. Savaşa hayır dediler. Evet, maalesef İsrail Devleti'nin Filistinlere karşı yaptığı acımasız zulüm, hastanelerin bombalanması hepimizin içini kanatıyor. Ve bu nedenle hükümetimiz de 3 günlük bir yas ilan etti. Artık inşallah savaş olmaz ama zalimler de mutlaka bunun cezasını çeksin diyorum. Ve iyi ki ülkemiz var. Ülkemize sahip çıkacağız. İnşallah ülkemiz böyle kötülükler yaşamaz diyorum. Bir ve beraber oldukça da inşallah ileride cumhuriyetimiz devam edecektir. Bunun da temeli Ahilik Cumhuriyeti'nden gelen Ankara'mızın esnaflarıdır ve esnaflarımız da her zaman olduğu gibi hem mesleklerine hem de ülkemize sahip çıkmaya devam edeceklerdir. Ben tebrik ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Böyle bütün katılımcılara. Fuarımız Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun. Katılımlarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı Ankara Milletvekilimiz Sayın Osman Gökçek Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Let's go.